İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, mecliste düzenlediği basın toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada Örsün yaralandığını anımsattı. Bu olayın son dönemlerde tırmandırılan gerginliğin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirten Dervişoğlu Mecliste yaşanan şiddet olaylarında hiç değişmeyen sabit bir taraf vardır. O da AK Parti tarafıdır. Bugün geldiğimiz bu noktada AK Parti kavgadan, tartışmadan, polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür. Görüşünü savundu. Meclis başkanlığının tarafsızlığını yitirdiğini iddia eden Dervişoğlu, yapılan açıklamaların AK Parti dışındaki partileri hedef aldığını ifade etti. Dervişoğlu, genel kurulda AK Parti'nin ön sıralarında oturan bir grup milletvekilinin, kürsüye çıkan milletvekillerini konuşturmadığını, sürekli laf attığını ve saldırıya hazır şekilde beklediğini ileri sürerek, sanki bu iş için memur tayin edilmiş milletvekilleri bulunmaktadır. AK Parti yönetimi bu tür milletvekillerini uyarmak yerine, onların bu tutumları karşısında neredeyse prim vererek kavgayı teşvik etmektedir diye konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işığın, İyi Parti Trabzon Milletvekili Örse Kasten ve vahşice yumruk attığını söyleyen Dervişoğlu şunları kaydetti. İYİ Parti milletvekillerinin duruma anında ve yerinde müdahalesi olmasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak Hüseyin Örs'ü kaybedecektik. Sayın Örsün geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalp krizi geçirdiği bütün milletvekillerinin malumudur. Hüseyin Örs, bütün milletvekillerinin sevgisini, saygısını kazanmış, müstesna bir insandır. Zafer Işık'ın yaptığı bu eylemin basit bir yaralama suçu olarak tanımlanması mümkün olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bu şiddet olayı, elin bir olayın ötesinde, bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir. Bu nedenle yasama kapsamında değerlendirilecek basit bir suç ve arbededen bahsedebilmek mümkün olamaz dedi. Işığın yaptığı eylemin Türk Ceza Kanunu'na göre kastı aşan eylem ve adam öldürmeyle sonuçlanabilecek kişinin hayatına karşı işlenmiş suç olduğunu öne süren Dervişoğlu bu nedenle olaya sebebiyet veren Işık hakkında hukuki işlem yapılmasını istedi. Dervişoğlu bu yapılan saldırılar muhalefetin muhalefet görevini engellemek için yapılıyor bu konunun hukuken takipçisi olacağız dedi. Işığa meclisten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildiğini anımsatan Dervişoğlu bu karara katkı sağlayanlara teşekkür etti. İyi Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. AK Parti milletvekillerimize saldırıda bulunan kişi hakkında gerekli disiplin takibini yapmalı. Aksi takdirde yapılan davranış ödüllendirilmiş olacaktır. AK Parti'nin bu konuyla ilgili tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AK Parti'nin konuşması sırasında İyi Parti grubu olarak genel kurulda bulunmayacağız. Bunun bir boykot olarak algılanmamasını, AK Parti yetkililerini göreve davet etmek olarak anlaşılmasını talep ediyorum dedi.